Küçük kız otelde uyandığında penceresinin dışındaki bir manzarayla anında irkildi. Onlarca metrelik bir tsunami şehre hücum ediyordu. Deniz aniden sahilden geri çekilmeye başladı. İnsanlar bir şeylerin ters gittiğini anladılar. Çılgınca kaçmaya başladılar. Bir kız yanlışlıkla yere düştü. Kalkmasına kimse yardım etmedi. Büyük bir felaket karşısında kimse kimseye sahip çıkamadı. Sadece babası engelleri aşıp onu kurtarabilirdi. Hıza koştu ve onu sıkıca vücudunun altına sardı. Baba ve kızı dönüp baktığında, tsunami'nin kendilerine doğru gelmek üzere olduğunu gördüler. Daha fazla koşmak boşunaydı. Deniz hızla şehre hücum etti. Yüksek binalar bir anda yıkıldı. Eskiden müreffeh olan şehir bir anda sular altında kaldı. İnsanlar karınca gibi kaçışırlar. Tsunami'nin önünde yapacakları bir şey yok. Odada baba kını arıyor. Ama odanın camı kırıldığı için, su kızı dışarı sürüklüyor. Babası son anda kızı yakaladı. Onlar yerden 10 bin fit yüksekteler. Kargaşa içinde genç kızın annesi daha da çaresiz. Su seviyesi yükselmeye devam ederken hala asansörde mahsur kalmış. Öleceğini düşünüyor. Kadın kızıyla konuşarak suya batıyor. Ama hayatının son anlarında bir tamirci asansörün kapısını açıyor. Kadının hayatı kurtulur. Aile en sonunda çatıda bir araya gelir. Sınırlı ağırlık nedeniyle önce sadece çocuğu ve yaşlıları alıyorlar. Çift, kızlarını uçağa bindirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapar. Ama aslında tsunami önceden önlenebilirdi. Birkaç saat öncesine döneriz. Kızın babası bir jeolog deniz yatağının izleme verilerinde anormallikler fark eder. Ve kısa süre sonra Japonya'da güçlü bir deprem olduğunu duydu. Kendini kötü hissetti ve hemen üstlerine bildirdi. Heyecan sireni çalmasını ve insanların hızla tahliye edilmesini istedi. Ancak bir tsunami'nin olacağına dair kesin bir veri olmadığı için üstleri ona aldırış etti. Tsunami gerçekleşti. İnsanlar öldü ve pek çok şehir yok oldu. Köprüdeki insanlar da deniz tarafından yutuldu. O adam hayatta kaldığı için şanslıydı. Her yerde akrabalarını aradı. Yukarı baktı ve tam önünde kocaman bir gemi gördü. Ancak köprü artık ağırlığını taşıyamıyordu. Geminin çelik halatı koptu. Konteyner az daha adama ezecekti. Çelik halat koptu ve kadına çarptı. Ama adama zarar gelmemişti. Bugün çok şanslıydı. Bir sigara içmek yakmak istedi. Ama alev neredeyse kaşlarını yakıyordu. Korktu ve hemen çakmağı fırlattı. Çakmak benzinin üzerine düştü. Ateş hızla yayıldı. Devasa geminin konteynerleri havaya uçtu ve doğrudan yüksek binaya çivilendi. İşte o zaman tsunami tekrar vurdu. Sokaktaki insanlar çılgınca kaçtılar ama deniz onları anında yuttu. Sonra elektrik hatları suya düştü. İnsanlara elektrik çarptı. Bu çift daha şanslıydı. Elektrik hattı kopmadan direğe tırmandılar. Adam kadını daha yüksek ve daha güvenli bir yere çekmeye çalıştı ama olmadı. Kazara düşen cam adama çarptı. Kadın çaresizce onu çekmeye çalıştı. Ama adamın gücü kısa sürede zayıfladı. Kızma arkadaşını da suya sürüklemek istemedi. Direkteki adamın onu onu yakaladı. Ama yüzen bir kutu adamı denize düşürdü. Tsunami hala şiddetleniyordu. Bu sırada kurtarma ekipleri denizin üzerinde hayatta kalanları arıyordu. Denizde bir erkek ve bir kadın gördüler. Can kurtaranlar doğrudan suya atladı. Adam ve kadın kimin önce kurtarılacağı konusunda kavga ediyorlardı. Kız arkadaşını ipe bağladı. Onu helikoptere çekmelerini söyledi. Sonra adamı ipe bağladı. Ama adam yükseklik korkusuna kapıldı. Birden çaresizce çırpınmaya başladı. Sonra tekrar denize düştü. Can kurtaran adamı kurtarmakta tereddüt etti. Meslektaşları ve kız arkadaşı onu yukarı çıkması için ısrar etti. Boş ver o aptalı. Ama sonunda can kurtaran denize atlamaya karar verdi. Adamı bir kez daha ipe bağladı. Ama birdenbire asansör arızalandı halat da gevşemeye başladı. Artık iki iri adamın ağırlığını taşıyamıyordu. Can kurtaran meslektaşına, birinin kurtarılıp kurtarılamayacağını sordu. Ve kendini çözerek suya atladı. Birkaç saat sonra deniz tekrar sakinleşti. Şehri harabeye çevirmişti. Çok az insan hayatta kaldı. Hangisinin önce geleceğini asla bilemeyiz, yarın mı yoksa kaza mı yapabileceğimiz tek şey her günü iyi yaşamak. En iyi film özetleri için kanalımıza abone olup videolar beğenmeyi unutmayın. İyi geceler.